Satrançiden tekrardan merhabalar. Bugünkü oyunumuz 1949 yılında Riga'da oynanmış bir karşılaşma. Taraflara baktığımız zaman da beyaz taşlar Mikhail Tal'ı, siyah taşlar Leonov'u görmekteyiz sevgili arkadaşlar. Bu karşılaşmayı bize Doğan Dönmez adlı izleyicimiz yazmış 2-3 gün önceki videonun altına. Ben de hemen inceleme kararı aldım. Karakoyun savunmasını görmekteyiz. E4, C6, D4, D5. Alır D5, kırışmalı karakoran görüyoruz sevgili arkadaşlar. C alır D5, normalde sürüş devam yolunda. Siyahların amacı Fransız'a nazaran C8'deki file F5'e çıkarak rahatlaması ve ilerleyen zamanlarda E6, C5 sürüşlerini yapmak. Karakoranın mantığı bu sevgili arkadaşlar temel manada. Kırışmalı karakorandan sonra beyazlar filde 3 oynamış. Filde 3'ün fikri de şu: siyahlar file F5'e gelemesin. G4'de zaten gelemiyor. D1'deki fil var ve ben siyah filin çıkmasını engelleyeyim diyor eğer E6 sürülürse. At F6 oynamış burada siyahlar. Beyazlardan güzel bir hamle arkadaşlar. Size sorayım mı sormayayım mı ikilemde kaldım ama sorayım. Bugün de çok fazla soru sorma niyetinde değilim aslında ama soralım. Sizce beyazlar burada ne oynamalı? Evet arkadaşlar, burada erken bir soru olduğunu farkındayım ancak açılıştaki derinliğin ne kadar anlayıp anlamadığınızı test etmek açısından sordum. Eğer burada at F3 oynarsak siyahlar fil 4 gelebiliyor ve fil ne oyun dışına çıkmış oldu. İlerleyen zamanlarda E6 oynayacak, at C6 oynayacak ve bu fil buradan kalkmayacak. H3 oynasa bile beyazlar fil H5 gibi fikir var. En kötü ihtimalle fil G6 oynayacak. Dolayısıyla beyazlar burada H3 oynayarak C8'deki filin oyuna çıkmasını engelliyor ve E6 sürülmesini bekliyor. Siyahlar da H6 oynamış. Şimdi fil F4 gelişme devam ve artık buradaki fili çıkamayacağını anlayan siyahlar E6 oynamak zorunda kalıyor sevgili dostlar. At F3, fil D6, siyahlar taşları azaltmaya çalışıyor. Fil alır D6, vezir alır D6 ve siyah fillerin kesildiği beyaz fillerin tahtada kaldı ve dolayısıyla beyazların bir tık daha üstün olduğu bir konudayız sevgili dostlar. Çünkü bu fil oldukça aktif. C8'deki filin önünün tıkalı olduğunu görüyoruz. C3'e devam etmiş. Burada Mikhail Tal, çünkü B2, C3 ve D4 piyon yapısı siyahların vezir B6 fikrini de kesti. At C6 siyahlardan kısa rok. Kısa rok ve burada beyazın güzel bir fikri başlıyor sevgili arkadaşlar. Şöyle vezir E2 ile hemen fikrimize devam edelim size sormadan önce. Ve kale E8 gibi bir hamleye imza atmış sevgili arkadaşlar. Burada videoyu durdurun. Beyazın uyguladığı fikri bulmaya çalışın sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar burada çoğunuz at D2 demiş olabilir. Ancak at D2 kötü bir hamle değil. Ancak at D2 siyahların E5 gibi bir sürüşü var. Siyahlar rahatlamak istiyor bu konumda. Çünkü E5'e D alır E5. At alır E5'ten sonra bakın siyahların rahatladığı bir konum var. Fil de gelişecek. Tabii ki izole piyon var ancak siyahlar o kadar aktif bir konuma ulaşıyor ki bu izole piyon için kendisi okey. Arkadaşlar bu sebeple at E5 oynuyor beyazlar. At E5'i görmenizi bekliyorum ikinci soruda. Ve vezir C7'ye bir kere daha durabilirsiniz ama buradaki hamleyi eğer hesaplamadıysanız kendiniz bir puan vermeyin. Burada arkadaşlar önemli olan hamle F4 sürüşüydü. Çünkü eğer F4 sürüp buradaki E5'i korumazsanız, örnek veriyorum bakın burada at E5'e atılır E5 alınamıyor. Niye? Çatal var. Doğru mu? Evet. Bu sebeple vezir C7 oynanıyor. Şimdi siz vezir C7'ye F4 oynamayıp at D2 gibi bir hamle imza atarsanız, at alır E5, D alır E5'ten sonra artık siyahlar atı herhangi bir örneğin mesela D7'ye. Artık bakın merkezdeki hakimiyet kayboldu ve biz F ile almak istiyorduk. F ile alamadık. F ile aldığımız zaman F altında kalemiz oyuna girebiliyordu. Bu sebeple burada karakanda F4 oynanması gerekiyor. Yani karakan olmasa da E5 6 durduktan sonra eğer şah kanından bir saldırı düzenlemek istiyorsak yani bu kanattan mutlaka F4 sürmemiz gerekiyor. F4 hamlesi at alır E5 alınmış. F alır E5 ve at H7. Evet arkadaşlar, atta yer bulamayan siyahlar at H7 kaçıyor. E4'e gidilemiyor. Boşta zaten görmüş olduğunuz gibi bir piyon vermek istemiyor. Ata yer bulamıyor. At D7 de F7'nin kontrolünü çok zayıflatıyor. At H7 gelmiyor. Beyazın gerçekten çok güzel bir hamlesi var burada. Size soracağım. Üçüncü sorudayız. Videoyu durdurup beyazın buradaki fikrini bulmaya çalışın. Arkadaşlar Mikhail Tal burada vezir H5 oynuyor. Vezir H5 mükemmel ötesi bir hamle. Niye diye soracaksınız. Ben sizin yerinize sorayım. Çünkü arkadaşlar siyahın burada at G5 gibi bir planı var görmüş olduğunuz gibi. Eğer burada siyahlar H7'deki taşı oyuna sokmak adına at G5 oynarsa. Arkadaşlar çok şık bir hamle var. H4 ünlem. Şimdi H4 bu at nereye gidecek? Yani E4'e giderse zaten alıp alıp at D2 geliriz. E4'teki piyonu bedavadan alırız. Yani E3 sürüşleri de bir şey ifade etmez. At E4 gelirim. Burası mattan beter. Yani at çok aktif oldu. Bu mümkün değil. Peki H4'e at H7 geri dönelim. O zaman ne var? Arkadaşlar buna da kale F7 fedası var. O yüzden vezir H5 çok önemli bir hamleydi. Kale F7'ye vezir çarpı F7 almak zorundayız. Almayacaksak ne yapacağız? Yani vezir herhangi bir yere kaçarsak vezir G6, vezir G7, mata çare yok. Bunu aldığımız zaman da
Fil çarpı H7 fedası var. Alamıyoruz. F7'deki vezir boşta. Buraya kaçamıyoruz. Şah F8 kaçmak zorundayız. Arkadaşlar buna da fil G6 var. Görmüş olduğunuz gibi konum bitik. Yani bu vezir nereye gidecek? AD gibi bir yere giderse artık bu atı oyuna sokabilirsiniz. Ve kale F1 artık oyun bitti sevgili arkadaşlar. İyi akşamlar. Bu sebeplerle burada H4 ve kale F7 fedaları olduğu için vezir H5 hamlesi siyah atı oynatmayan bir hamle. Tabii ki sanat ve tekniğin birleşimi deyince aklımıza gelen ilk isim Mikhail Tal olmalı. Bu aralar en iyi oyuncu kimdi diye sorular soruyorsunuz. Ben bir yorumcu olarak oyuncu tutmuyorum ancak bu aralar Tal Baba beni ayrı bir etkiliyor. Maçlarını da zaten analiz etmeye çalışıyoruz. Evet, vezir H5'e kale E7 ile birlikte buradaki piyon tutulmuş ve beyazlardan Mikhail Tal'dan mükemmel bir fikir daha. Dördüncü sorudayız. Beyazlar sizce nasıl devam etmiştir? Arkadaşlar Tal Baba burada at A3 oynuyor. İnanılmaz bir hamle sevgili arkadaşlar. Bakın bu atı normalde biz el yatkınlığı, el alışkanlığı olarak atı D2'den geliriz. At D2, at F3 ama Tal diyor ki yani atı F3'e koyacağım. İyi güzel F3'teki at hiçbir şey yapmıyor. Ben yani şov peşinde değilim. Ben burada satranç oynama peşindeyim diyor. O zaman at A3 oynamalıyım diyor. Şimdi arkadaşlar at A3'ün şöyle bir uyanıklığı var. Şimdi at B5 istiyoruz. Tempolu bir şekilde vezire sağlayıp atı D6'ya sokmak istiyoruz. D6'ya giren at bakın kale ve vezirin uyumuyla F7'ye saldıracak ve F7 piyon düşecek. Çünkü D3'teki fil de H7'ye bakıyor ya. Yani şahın F7'ye savunmasının bir önemi yok. 2 savunuyor. D6'da at hayal edin. 3 saldırıyor, kazanacağız. Dolayısıyla bu atın D6'ya gelmesi oyunu bitirir. Çok sert bir tehlike ve bu sebeple siyahlar A6 oynamak zorunda kalacak ki oyunda A6 oynanmış. Şimdi A6 oynadığı zaman siyah bu sefer vakit kaybetti ve beyazlar hemen at C2 geliyor. Ne elde ettik? Arkadaşlar C2'deki at şimdi E3'e oradan G4'e gelecek ve G4'te artık çalışan bir at olacak. G4'teki at H6'ya bakıyor, F6'ya bakıyor. Çok etkin bir yerde. Ama F3'teki at hiçbir yere bakmıyordu. Dolayısıyla bu at A3, at C2 manevrasıyla geçen günkü Nepo'nun Nepo Carlsen karşılaşmasını izlemeyenler kesinlikle izlesin. Orada at manevraları vardı. Bu muhteşem at manevrasıyla birlikte hem zamandan kazandı beyazlar hem de atını çok iyi bir noktaya geldi. Ve bu atın C2'den ne gibi şeyler yapacağını birazdan da göreceğiz. Şimdi vezir D7 oynamış siyahlar. At E3 oyuna taşını getirmeye devam ediyor Mikhail Tal. Vezir E8 ve burada 5. sorudayız arkadaşlar. Videoyu durdurup bir düşünün bakalım buradaki Tal'in fikrini bulabilecek misiniz? Arkadaşlar bu 19. hamle sizi büyüleyecek bir hamle çünkü beni büyüledi gerçekten. Zaten yorum yazan izleyicimiz de 3 gün önceki Tal maçından esinlenerek bu maçı atmış. Bu maçta böyle bir fikir var şeklinde. Çok dikkatli bir izleyicimizmiş. Gerçekten kendisini tebrik ediyorum. İsmini tekrar söyleyeyim. Doğan Dönmez. İnanılmaz bir karşılaşma önerisinde bulundu bize. Vezir E8 arkadaşlar burada Tal Baba kale F6 fedasını yapıyor. Muhteşem bir feda. Belki 3-4 gün önceki Tal'in maçından daha da iyi bir feda. Bakalım kimler buldu? Hani kaçta kaç yaptınız? Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kaç soruda kaç yaptınız? Arkadaşlar kale F6'yı şimdi incelemeye başlayalım. Neden güzel bir hamle olduğunu. İlk olarak şuna bakalım. Eğer G alır F6 alınırsa arkadaşlar. Yani kale fedası alınırsa. Fil çarpı H7 alıyor beyazlar. Şah çarpı H7 alınırsa. Ve şimdi hatırlarsanız. Burada biraz önce at A3'ün ne kadar güzel bir manevra olduğunu görecek demiştik. At A3, at C2, at E3 ve at G4. B1'deki at G4'e geliyor ve at G4 oynuyor. At F6 hem şah vezir çatalını hem de mata çare yok sevgili arkadaşlar. Oyun bitti. Vezir G8 oynarsanız at F6 şah var. Ve böyle oynarsanız da vezir H6 mat var. At F6 şah çekmeyip direkt vezir H6 da mat vardı. Vezir H8 gibi bir hamleye imza atarsınız. Bunu alıyorum. Vezir çarpı H6. Böyle gelirseniz at çarpı F6 yine mat oldu. Hani veziri vermeniz bir şey değiştirmiyor. Vezir geride mat var. Ve at F6 şaha çare olmadığı için burada siyahların konumu tamamıyla terktir sevgili arkadaşlar. Muhteşem bir fikir gerçekten. Bu at G4 fikri. Hani bir vezir F8 tarzı bir hamle yaparsanız da ister at çarpı F6 alabiliriz. İster daha kuvvetli olan kale F1 hamlesini yapabiliriz arkadaşlar. Kale F1 neden daha kuvvetli olduğunu şimdi göstereceğim. Şimdi F6'yı biz duruma göre atla değil de kaleyle de alabiliriz. Çünkü atla aldığımız zaman şah 8 savunması olabiliyor ama kaleyle almak çok tehlikeli. Örnek veriyorum burada F5 sürülsün. Yine at F6 şah var. Şah 8'e de artık oyundaki diğer taşımız olan kale oyuna sokarız. Kale F3 ve oyun bitik arkadaşlar. Niye? Çünkü bu kale A1'den F1'e geldi. Oradan F3'e, oradan G3'e ve kale G8 vuracağız. Feda edeceğiz daha doğrusu. Kale G8 fedasına vezirle aldığı zaman bakın görmeniz açısından konumu görselleştirelim.
Kale G8 fedasına vezir almak zorunda. Aldığı zaman da şimdi vezir H6 ve F6'daki kahraman as sayesinde konum bitmiş olur sevgili arkadaşlar. Tüm bu fikirler kale F6 fedası sayesinde oluyor sevgili arkadaşlar. Bu feda çok önemli. Piyonla alınamadığını anladığınızı düşünüyorum. Şimdi atla alınırsa ne var diye bakalım. Arkadaşlar atla alınırsa buradaki karşılaşmada atla alınmamış. Bu sefer E alır F6 var. G alır F6 gibi bir hamle imza atarsanız da vezir çarpı H6 ve şimdi vezir H7 vezir H8 mat fili var D3'teki filin yardımıyla. Eğer siz F5 sürüp D3'teki filin önünü kapatırsanız yine bakın A3'ten E3'e kadar gelen kahraman at yine G4'e gidiyor ve yine selamını veriyor. At F6 yine mat fikri var. Bu matı engellemek için piyon alırsanız artık filin yönü açıldı. Vezir H7 şah ve vezir H8 mat oluyor. D3'teki filin yardımıyla F6'yı da engelleyemediğiniz için arkadaşlar muhteşem bir mat oluyor. Gerçekten kale F6 fedası beni büyüledi. Umarım siz de büyülemiştir. Arkadaşlar bu fedayı alamadığı için siyahlar vezir F8 gibi bir hamleye imza atmış. Burada Talyava kalenin artık boşta olmaması açısından kalesini F4'e çekmiş. Arkadaşlar kaleyi F4'ü çekmeden de oynayabilirdik bu arada. Örnek veriyorum burada mesela kale F1 gibi bir hamleye imza atabilirdik. Çünkü yine benzer şeyler var. Yani yine G ile alınırsa işte E ile alacağız. Yine kale F3, kale G3 fikirleri ve mat fikirleri oluşacaktı. Ama bunları tercih etmemiş arkadaşlar. Tal kale F4 oynamış. Problem yok diyor. Fil D'ye de geliyor siyahlar. Ve burada tel ve at G4 oynamış ve sonunda atını G4 karesine yerleştirmiş. Şimdi fil E8 artık görmüş olduğunuz gibi fil C8'den savunmaya çekilmiş oldu. Evet 6. sorumuzdayız. Tal Baba nasıl devam etmiş olabilir? Videoyu durdurup bir düşünün bakalım. Evet arkadaşlar Tal Baba madem sen benim kale fedamı almıyorsun. Kayeri sevmiyorsun herhalde. O zaman ben at feda edeyim diyor. Ve at F6 feda ediyor. 6. sorumuz at F6 şah fikriydi. Gerçekten bulanları tebrik ediyorum. Muhteşem bir feda. Şimdi at F6'ya arkadaşlar burada hamle yok. Eğer şah 8 oynarsanız H7'deki at boşta bedavadan at kazanmış oluyor ve saldırıya devam ediyor beyazlar. G çarpı F6 alırsanız E alır F6. Şimdi kaleye saldırı var. Kaleyi kaçtığınız zaman kale G4 şah var. Kale F4'ün mantığı buydu. Şah 8 giderseniz de kale G7 var. Ve vezir H6, vezir H7 mat fikri var arkadaşlar. Yani burada vezir vurmaya hiç bakmıyorum. Bu zaten kayıp. Sevgili dostlar. Vezir E5 oynayıp kaleyi de alabilirim. Kale F1'de gelebilirim. Kayıp konum. Bu sebeple burada GF6 alamayan siyahlar at çarpı F6 almış. Tal Baba alır F6 almış. Ve kale C7 ile devam etmeye çalışıyor siyahlar. Tal Baba basitçe F alır G7 alıyor. Şah çarpı G7 alınmak durumunda. Çünkü vezir alınırsa kale G4 iyi akşamlar var. Vezir kaybetti siyahlar. Şah alındığı zaman da vezire de şah çekmiş Tal. Ve C7'deki kalenin düştüğünü gören Lianov burada terk etmek zorunda kalmış sevgili arkadaşlar. Maçın fikirlerini 30 saniye tekrar ederken lütfen kaçta kaç yaptığınızı, 6 soruda kaç puanla yaptığınızı üşenmeden aşağıya yazın. Ben videoyu çekerken kesinlikle üşenmiyorum. Çünkü aşağıdaki yorumları okumak benim için bir keyif. Siz nasıl videoyu izlerken keyif alıyorsanız ben de o yorumlarda kaçta kaç yaptığınızı okurken keyif alıyorum. Bu keyfi bana sağlamak istiyorsanız ve gelişiminizi görmek istiyorsanız mutlaka aşağıya yazın. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi F4 sürüşüyle E5'i koruduk. Önemli fikirlerden bir tanesi de F hattını attık. Vezir H5 fikri de oldukça önemliydi. Hatırlayın H4 sürüşü var. At oynatmıyor. At A3 çok önemli fikirdi. Çünkü D6'ya kadar sızıyor buradaki at. Bu fikirler önemliydi. Kale F6 mükemmel bir feda fikriydi. Ve sonrasında at F6 inanılmaz bir feda fikriydi. Hakikaten Tal günler geçtikçe beni kendine daha da aşık ediyor. Muhteşem bir teknik. Sanatla birleşiyor ve ortaya yani aşık olması gereken bir satranç oyuncusu çıkıyor gerçekten. Bu muhteşem maç için tekrar izleyicimize teşekkür ederim. 1949 Liga'da böyle bir karşılaşmayla birlikteydik. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.